Adım adım Gaziantep'te. Şimdi Kozluca'dayız. Kozluca Camisi'nin önünden geçerek bu sokaktan geldim. Şimdi burada size Bişirci Gazeteli'ni gezdireceğim inşallah. Bişirci Gazeteli'ne beraber girelim. Görelim dostlar. Sevgili Antepliler, Ağa Camisi'nin karşısından girilir. Ağa Camisi'ni kime sorsanız bilirler zaten. Evet. Bişirci Kasteli. Antep'e geldiğinizde görülmesi, gezilmesi gereken yerlerden biri. Selamünaleyküm. Gezebilir miyiz abi? Evet, teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Bir de sunum yaptım size. Çok teşekkür ederim. Buyurun, evet. Söyle. Aşağıda. Aşağıda mı? Buyurun. Yok. Buyurun. Gel. Burada ne söylesem? Bişirci Kasteli'ni yiyoruz. Bişirci Kasteli. Kasteli hakkında size aşağı inmemize bilgi vereceğiz. Geçelim. 13. yüzyılda yapılmış arkadaşlar. Ara sıra sendeliyoruz, kusura bakmayın. Buradaki arkadaş yardımcı olacak. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Şimdi önce sunumu yapalım. Ondan sonra tek tek yerleri tanıtalım. Fotoğraf çekmek istersen en sonunda en güzel yere başlayalım. Siz buyurun başlayın. Burası Bişirici Mescidi ve Kastel. Kastel demek su dağıtım yeri, su birikintisi ve tarzın çamlarına yeri. Buranın yapılış tarihi 1283. Yani Selçuklara müteakil idi. Yapı itibariyle de Memlüklere ait. Yapılış şekli ise yerin 5 metre altında mağara şeklinde taştan oyularak yapılmış. Akan su kaynak suyu. Yaklaşık 10-12 kilometre ötede yuvar şeklinde getirmiştir. Getirilip de bildirilip de caminin önlerinin altında getirmiştir. Caminin altında getirmesinin sebebi abdest almak ve çevredeki altın su ihtiyacını evlerin altında getirirken bu şekilde yapmış ki bu ev altın su ihtiyacını orada karşılarsın. Aynı zamanda o ev altı kuyuyu buzdolap niyetine yazlık buzlayacak evlaklarını saklarlarmış. Suyusu olmayan vatandaş ise gelip su ihtiyacını burada karşılıyor. Buranın birinci sebebi su ihtiyacını karşılamak. İkinci sebep istirahat. Yazın burası serin, kışın ılık. Yapı itibariyle. Üçüncü sebep ise bütün kastellerin özelliğinde bulunan şu orta altın bulunması. Orta altın bulunmasının sebebi ise en küçük alımdan çamaşır, bulaşık, yün, kirin, çocuk bezi vesaire şeyler yıkamak için. Soldaki yeri göre lavabo yani tuvalet. Sağdaki iki bölüm banyo. Vatandaş gelip burada istirahatını yapıyor, temizliğini yapıyor, su ihtiyacını gideriyor, lavabo ihtiyacını gideriyor. Aynı zamanda bedensel temizliğini yapıyor. Hatta ve hatta yeni evlenen çiftler dahi gelip burada sıraya girer, banyosunu yaparmış. Ona istinaden yan tarafına da mescit yapmış ki vatandaş ibadetini yerine getirsin. Mescidin Antep'teki özelliği ise üstünde yol geçen cami olarak geçiyor. Bu Bişirici Mescidi ve Kastel'in bu sistemde dünyada sadece Antep'te var. Antep'te ise 6 tane vardır. Şu an işletimde olan 4 tane. Ana merkez burası, çöp amaçlı yer burası, buradan da öbür yerlere gidiyor. Öbür yerlerden bir yerler ise bir işe Fethullah Camisi'nin içindeki Kastel, İhsan Bey Kastel'i ve de Kozluca Kastel'i. Bakın, bizde 8 sene önce temizlik üzerinde bu sistem varken Avrupa'da 200 sene önce, hatta 100 sene önce koleradan, vebadan, pislikten altıydı. Avrupa bizden medeniyeti almış, ne yaptık yine biz şu anda almaya çalışıyoruz. Ama şu bir gerçektir ki Avrupa iyi yönlerimizi almış, kötü yönlerimizde medeniyeti yetenmeye çalışıyor. Bizde 800 sene önce bu sistem varken Fransa'da 1990'lı yıllarda bir aile boyunca bilen içinde aile büyüğü başta olmak sürekli hepsi bir suda yıkanırlarmış. Yani medeniyetin ötesi bir şey. Şirici demelerin sebebi ise zamanında burada Şerbetullah Efendi yaşamış.
Şefetullah Efendi emin, güvenli, ilim sahibi ve çevrede saygılı bilen bir insan. İleride Şefetullah Camisi ve hamamı var. Orada Kanuni Sultan Süleyman'ın ordusu geçerken istirahat ediyor, vefat ediyor. Şefetullah Efendi biliyor bugünkü tarihinde. Orada bu kanuna diyor ki neden bunun için ordumuzu aramak istiyor. Şefetullah Efendi emin ve güvenli olduğu için ordu sultana da güveniyor, tamam diyor. Bir seferle ama arabada bırakmışlar ki bu tür işlemleri görmüyor. Bir ordunun yemeği burada pişirilerek orduya kurulduğu için pişirici mescidi ve kasteni verilmiştir. Kalk burada sürünari, geri kalan kuyla ben çekimde o kuyuya gidiyorum. O kuyudan da o kuyu dediğin yerlere ve kastenlere sürüyorum. Bakın aslında en temiz, en içerik, en sağlık, kulağı bu şekilde gidiyor. Bu ne dedi hemen biliyorum. Bu dediğin yer burada. Yuva şeklinde de bir şey yapmış ki kuyulara ve kastellere sürüyorsun. Burası da tuvalet. Ya. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki kirli su ile temiz su arasında 8 metre fazla yuva şeklinde logar yapmış ki kirli su ile temiz su birbirine karışmasın ayrıca koku gelmez. Üstte sürekli temiz su altı altta bir pislik bırakmadan götürülüyor. Bakın şu mesafeye bakın. Yaklaşık yarım metre. Şu anki lavabolar ufacık, affedersin bir çocuk bile çiş yaptığı içine sıçrar. Bunda öyle bir olay da olmaz. Doktorların sağlık aslında genelde tercih ettiği lavabo şekli budur oturarak. Bu yeni bir lavabo yani tuvalet. Aynı sistem aynı şey. Şimdi banyo bölümümüze geçersek siz de göreceksiniz. Şu anda modern olarak kullandığımız jacuzzi ve küvetler 800 sene önce taştan ilerle yapmış. Buyurun içeri gelin. Bravo. Bakın şu anda modern olarak kullandığımız jacuzzi ve küvetler 800 sene önce taştan oyularak yapılmıştır. Sürekli temiz su akıyor. Şuraya kese, sabun vesaire şeyleri koymak için, üst tarafa havlu ve elbiselerini koymak için. Orijinal kayadan oyma. Yan tarafta da banyo ama oranın ayrı bir özelliği var. Ayrı özelliği dediğim gibi var. Buyurun gelin bakalım. Buyurun içeriye gelelim. Şöyle kenara geçerseniz daha iyi göreceksiniz. Buyurun hocam siz de gelin. Bakın görünüş olarak suyu. Altta su akıyor. Üst tarafı basıp akıyor. Bir kişinin rahat kalabileceği şekilde. O da niçin? Herhangi bir savaşta hem savunma hem saldırı amaçlı. Zaten Fransız ve İngilizler Antep'i işgal ederken bu libasların sayesinde hiçbir zaman başarılı olamamışlardı. Eski Antep'in altının %50'si böyle libas şeklindeydi. Asker buradan giriyor, öbür taraftan çıkıyor, düşmanı vuruyor, tekrar aynı yerine geliyor. Ve düşman şaşırıyor. Nereden gelip nerede gitti. En sonunda da terk etmek zorunda kalıyor. Şu anda bu libas burada girildiğinde Şefetullah Camisi'ne kadar geliyor. Zaten Antep'in altındaki bütün libaslar da birbirine bağlantılıdır. Bir de şu vardır ki ne? Antep'in altındaki bütün kayalar yumuşak olduğundan dolayı bütün libaslar oyularak yapılmıştır. Herhangi bir yapı kullanılmadı. Buyurun meşhur bölümüne geçelim. Şurada basamak var ayarını saklamıyor. Mescid demek ibadethane ve cami anlamına gelir. Bak baştan anlatırken dedim ki yerin 5 metre altında mağara şeklinde taşlanıyor. Bakın hep kaya şeklinde oyulmuş ve mescid yapılmış. Üstünde yol geçen cami vermiştir. Buradan itibaren yolun altındadır. Buraya gelelim. Aslında mescide girişi burası. 2006'da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafında restore edilirken kapatılıyor. Turizme açıldığı için hem kastenin hem mescidin girişini bir yapıyorlar. Normalde kastenin girişi ayrı, mescidin girişi ayrı. Zaten mantıksal olarak uymuyor. Tuvaletle mescidin bir arada olması. Şu anki kahvede kör pencere, kapak pencere dediğimiz yerlere ise bakın raf şeklinde yapılmış. Bu Kur'an, din kitapları vesaire şeyleri koymak için. Burası ise taştan oyma mihrap. Mihrap demek imamın namaz kıldırdığı yer, aynı zamanda kıbleyi gösterir. Şu madalyon ise orijinal.
Üstündeki yazı ise Arapça. Kelime-i Tevhid. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Onun üzerine bir şeyler anlatacak. Peygamber Efendimiz hak yoluna iha edeceği zaman bütün müminleri topluyor. Kim ki benden alacağı olan var mı? İçinde bu keşahretle çıkıyor ki ya Resulullah zamanında sen benim sırtıma iki tane de başvurdun. Ben de seninkine vurmak istiyorum. Ve bütün müminler bu keşahretlerin üzerine yürüyor. Peygamber Efendimiz gördü. Eğer hakkı varsa bu dünya kalsın. Ve Peygamber Efendimiz sırtını açıp Ökkeşehmetleri sadece o mühürü görüp o mühürü örmek için onu söylüyor. Zaten o mühürü gören insan da bir evine cennetlik oluyor. Aynı zamanda o mühür memliklerin mühürü. Buyurun. Bu tarafa gelelim. Şiire gelir ise zamanında elektrik yoktu. Bir şey yoktu. Çerneyle aydınlatılıyordu. Çırayla. Çırayı buraya koyup içeri aydınlatmak için. İsteseler buraya da koyabilirlerdi. Çok geniş düşünülmüş. Çıranın isi içeriye verilmesin diye oyuk yapılmış. Aynı zamanda o oyukun içerisinde biriken hisleri eserden dolayı mürekkep ve boya. Aynı zamanda sürme yaparlardı. Hatta günümüzde yeni doğan çocukların kaşlarına bile çekerlerdi. Cuma bir şekilde yiyer ise Şumara şeklinde giyer ise kesin bilgi yok. Söylentileri söylüyorum. Burayı yaptıran şahsın mezara bulunmuş. Kimi rivayete göre de itikaf için. İtikafın ne anlama geldiğini biliyoruz. Zikretmek için. Karşısına da mükemmel bir şekilde hem havalandırma hem aydınlatma. Bu havalandırma ve aydınlatmanın özelliği ise yazın içeriye sıcaklığı bırakmış, kışın soğukluğu. Bu sistemde yapılmış. Bu kadar, teşekkür ederim. Siz isminizi söyler misiniz? Hamza Türk. Biz öncelikle belediye başkanına bu verdiği hizmetten dolayı teşekkür ederiz. Sonra da size emekleriniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. İstiyorsanız şimdi birkaç tane...